Gelmesine izin verseydin keşke dede. Sabahtan beri dördüncü arayışı ya. Olmaz oğlum. Dursun dükkanda. Dükkan kapanır mı? Allah Allah. Dede, Şevki abin de selam var. İlk fırsatta geleceğim dedi. Aleyküm selam. Eksik olmasın. Baba, ben bunları götürüyorum. Yarın yıkayıp getireceğim, tamam? Gerek yok, gerek yok. Ben yarına kalmaz çıkarım buradan. Sıkıldım zaten. Dede, doktor ne zaman izin verirse o zaman çıkacağız. Doktor 60 yıllık Hulusi'yi benden daha iyi mi bilecek? Hadi oradan yürü. Vallahi dedeciğim kusura bakma doktor ne diyorsa. Allah Allah. Evet dede. Bak kaçarsan küserim. Şimdiden söyleyeyim ben. Tamam tamam soykalar sizi. Hasta buldunuz ya oynatın bakalım parmağınızla. Anne. Nermin abla. Anne. Ne? Anne. Anne. Nermin abla. Anne aç gözünü anne. Nermin abla. Nermin. 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 Koş kızım. Koş bir doktor çağır çabuk çabuk. Kemal sen dur burada ben doktoru çağırıp geleyim. Koş koş koş. Nermin abla. Nermin abla. Nermin abla. Nermin abla. Nermin. Nermin kızım iyi misin? Nermin. Doktor bey. Doktor bey. Hemen gelmeniz lazım. Sakin ol hanımefendi bu ne telaş. Annem bayıldı lütfen hemen. Nermin, iyi misin kızım? İyiyim baba. Öyle başım döndü bir an. Sizi bir muayene edelim. Yok doktor bey. Başım dönünce ben dengemi kaybettim. Bir şey yok, iyiyim. Yok doktor bey, biz muayene edelim. Yani astım var ama ne bileyim başka bir şey falan varsa. Kızım hadi, aklımız kalmasın hadi. Ama baba gerçekten iyiyim ben. Anne bak, dur dur bak yine bir şey olacak, otur. Kızım olmaz bir şey. Dünden beri yüreğim hop hop benim. O yüzden oldu, bir şey yok, iyiyim. Anne lütfen. Aman be kızım. İş çıkarıyorsun başıma. İyiyim işte. Nermin yapma kızım ya. Amma cebelleştin ya. Hadi Allah Allah. Buyurun hanımefendi. Hadi anne gel hadi hadi. Allah Allah. Yavaş. Kemal sen deden yanında kal. İyi haber ver o zaman bana. Şimdilik bir sıkıntı yok. Daha sonra birkaç şey daha isteyebilirim. Tamam doktor bey. Yalnız Nermin Hanım, endişelenmenizi istemiyorum ama öykünüzden anladığım kadarıyla bu semptomlarınız bir süredir devam ediyor sanırım. Öyle değil mi? Evet doktor bey, bende astım var ya ondan olmuştur. Yalnız bu yaşadıklarınızın astımınızla bir ilgisi yok. Neyle bir ilgisi var peki? Emin değilim ama MS olabilir. Fakat bunu benimle değil, bir nörologla görüşmeniz gerekecek. Detaylı testler lazım. Kolay bir teşhis değildir. MS mi? Sadece şüpheleniyorum. Yani yanılıyor da olabilirim. Ne yapacağız peki? Endişelenecek bir şey yok. İyi bir bakım, stresten uzak bir hayatla yavaşlatılabilir bir durum. Ama dediğim gibi, önce teşhisin konulması lazım. O da benim alanım değil. Ne iş yapıyordunuz? Okulda çalışıyorum ben, hizmetliyim. Bu hiç iyi olmadı. Kendinizi yormamanız lazım. Zaten astımınız var. Tozlu, çamaşır suyuydu iyi gelmez. Eğer mümkünse işinizi değiştirin derim. Bir an önce de nöroloji servisinden randevu alın. Sizi takip etsinler. Tamam yapacağız. Çok teşekkürler. Anne, sen biliyor muydun MS olduğunu? Yok kızım, nereden bileceğim? Sen niye üzüyorsun kendini? İnandın mı bu doktorun söylediklerine? Kendi kendine konuşuyor işte. Anne, duymadın mı doktorun dediklerini? Ay kızım, hasta olsam ben bilmem mi? Halsiz kaldım, ondan oldu. Ben kaç gündür hastaneye gidip geliyorum. Yoruldum yani. Birkaç güne bir şeyim kalmaz. Olmaz öyle. Ben hemen doktoru arayacağım. Ay tamam, ararsın, ararsın. Anne geçiştirme. MS çok ciddi bir şey. Merak etme. Bir şey olmaz bana. Ya anne bir kere de sen benim sözümü dinle. Doktoru arayıp randevu alacağım ben. Tamam alırsın tamam.
Ay ne çok konuştum bari. Hadi, hadi bakayım düş önüme, hadi.